Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Konuğumuz Erdinç Mert, kurumlara özel olarak tasarlanan çözümlerini ve yönetim danışmanlığı alanında fark yaratan çalışmalarını Betül Fide'ye anlattı. Ayrıca sektöre dair önemli paylaşımlarda da bulundu. Bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın. Erdinç Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. İlk olarak sizi Daikin'den tanıyabilir miyiz Erdinç Bey? Tabii ki. Ben 2004 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden mezun oldum. Bilkent'te Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. İş hayatıma savunma sanayi sektöründe başladım. Aselsan'da 12 yıl boyunca çalıştım ve yöneticilik yaptım. 2017 yılında global yönetim danışmanlığı firması McKinsey'de çalışmaya başladım ve 2,5 sene boyunca McKinsey'de çalıştım. Daha sonrasında ise yine savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firmada üst düzey yönetici olarak atandım. 2020 yılında da Benova Consulting ile yeni bir yolculuğa başladım. Harika. Bu yolculuğu sizlerden dinlemek istiyorum Erdinç Bey. Özellikle neden danışmanlık sektöründe yer almak istediniz? Şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Danışmanlık dediğimiz aslında kolay bir iş değil. Gerçekten yoğun bir iş, meşakkatli bir iş ama baktığınızda da çok keyifli ve dinamik. Ben açıkçası başlangıç hedefim ve başlangıç misyonum biraz daha eğlenceli, keyifli, sevdiğim işi yapmak. Aynı zamanda da ülkemizdeki şirketlere elimden geldiğince katkı sağlamaktı. Bu nedenle yönetim danışmanlığına devam etmek istedim. İncelediğimiz zaman zaten sonuç odaklı olarak çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Çalışma ve faaliyet alanlarınız bu doğrultuda nasıl ilerliyor peki? Şöyle dediğiniz gibi bizim mottomuz sonuç odaklı, etki odaklı danışmanlık şirketi. Bu kapsamda biz 3 aşamalı danışmanlık metodolojisi uyguluyoruz. İlk aşamada çalıştığımız firmayı gidip analiz edip gerçekten neyi iyi yapıyor, hangi alanda gelişme açık bunu net bir şekilde gözlemlemeye çalışıyoruz. İkinci aşamada ise bu analiz doğrultusunda ne yapmalı, neyi nasıl devam ettirmeli, o yolu nasıl çizmeli, yol haritasını nasıl çizmeli buna yönelik çalışma yapıyoruz ve 3 yıllık, 5 yıllık aslında baktığınızda yol haritasını çizmiş oluyoruz. Üçüncü aşama ise uygulama aşaması. Uygulama aşamasında da yine aynı şekilde firmanın yanında olmaya devam ediyoruz. Harika. Peki hangi sektörlere hitap ediyor daha çok çalışmalarınız Erdinç Bey? Bizim öncelikle hedef kitlemiz savunma sanayi sektörü. Bu da benim geçmiş deneyimimden kaynaklı doğal olarak. 15 yıldan fazla savunma sanayine hizmet verdim. Bu nedenle öncelikle hedef kitlemizin savunma sanayi sektörü olduğunu söylememiz mümkün. Ancak bununla limitli değiliz. Bunun dışında geçtiğimiz sene enerji, inşaat, sağlık sektörü gibi birçok sektörde de faaliyet gösterdik ve birçok projeyi başarıyla tamamladık. Bu projelere biraz değinelim öyleyse. Hangi projelerin altında imzanız var bugüne kadar? Ya şöyle söyleyeyim. Baktığınızda bizim işin az önce söylediğim gibi en keyifli yanı birçok farklı projede çalışıyor olmamız. Yani ondan fazla çeşit projede çalışma şansı bulduk geçtiğim sene. Ama birkaç tanesinden örnek vermem gerekirse mesela baktığınızda bir COBİ'nin dijital dönüşümünü yaptık. Yine bir COBİ'nin maliyet etkin olmasına yönelik bir dönüşüm çalışmasında yer aldık. Yine aynı şekilde bir COBİ'nin insan kaynakları danışmanlığını yaptık. Bundan kastım şu, COBİ'nin organizasyon şemasını optimize ettik. Daha sonra iş tanımlarını detaylı bir şekilde yazdık. Ve ondan da sonra işte hedef belirlemek, kişisel, bölümsel hedefleri belirledik ve bu hedef takip mekanizmasını oluşturduk. Bunlar COBİ seviyesinde ama bir yandan da büyük holdinglerde de çalıştık. Mesela bir tane büyük holdingin bütün dijital dönüşüm analizini yaptık. Dijitalleşmenin hangi seviyesinde, hangi aşamasında onu ölçümledik. Yine aynı şekilde başka büyük bir holdinginde satın almayı düşündüğü bir şirkete yönelik detaylı analiz yaptık. Ve o şirkete yönelik pozitif ve negatif düşüncelerimizi holdinge ilettik. Daha önceki söyleşilerinizden kısa bir alıntı paylaşmak istiyorum Erdinç Bey. İzninizle okumak Tabii istiyorum. Ki. Danışmanlık şirketleri büyük çoğunlukta da yapılması gerekenleri söyleyip aradan çıkar. Uygulamada yanınızda yer almazlar. Bunun bir nedeni de uygulamanın riskli oluşudur. Sizler bu süreci nasıl ilerletiyorsunuz peki bu anlamda? Tam olarak burada neyi belirtmek istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi 3 aşamalı danışmanlık metodolojisi uyguluyoruz. Biz ilk 2 aşamanın sonucunda 3. aşamada uygulama aşamasında da yine şirketin yanında olmaya devam ediyoruz. Bundaki asıl söylemeye çalıştığım şey de şu. Uygulama aşaması sıkıntılı. Çünkü gittiğinizde uygulama aşamasına zaten birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmanız mümkün oluyor. Bizim yaptığımız şey ilk 2 aşama bittikten sonra çekilip gitmekten ziyade 3. aşamada devam etmek. Ne gibi hizmetler sağlıyoruz peki? Mesela strateji danışmanlığı, marka iletişimi ve pazarlama danışmanlığı, satış ve ihracat danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, dijital dönüşüm danışmanlığı, maliyet dönüşüm danışmanlığı. Bunların tamamını az önce sizin de söylediğiniz gibi A'dan Z'ye uygulama aşamasına dahil olacak şekilde mutlaka şirketin yanında olmaya devam ediyoruz. Peki tüm bu durumun şirketler için avantajları neler oluyor? Ne gibi kazanımlar elde ediyorlar? Şöyle söyleyeyim onu da. Yani şirket gerçekten yanında bir yol arkadaşı olarak bizi tanımlıyor. Çünkü bizim
şirketle yapmaya çalıştığımız çalışma kısa vadeli bir çalışma değil. Sonuçta düşünün, bir KOBİ'siniz ve şirket size gelmiş ve dönüşmek istiyor, değişmek istiyor. Biz gidip de şunu şöyle yap, bunu böyle yap deyip çekildiğimizde o çok etkili olmuyor. Ama ilk başta dediğimiz gibi biz sonuç odaklı, etki odaklı bir firmayız. Bundan dolayı da firmaya özel aslında çözüm buluyoruz. Bizim A firmasına sunduğumuz çözümle B firmasına sunduğumuz çözüm hiçbir zaman aynı olmaz. Hiçbir zaman kopyala yapıştır metodolojisiyle çalışmayız. Gerçekten firmaya özgü ve o şirketi daha iyi bir noktaya getirmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gayet güzel. Bu yüzden de çokça tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Fakat Erdinç Bey, en başta sizi tercih ederlerken aranızdaki güven bağını nasıl oluşturuyorsunuz? Bizim işte güven çok önemli. Yönetim danışmanlığında güven zaten olmazsa olmaz. Güvenin de aslında en önemli unsuru işe hakim olmak ve işi bilmek, deneyim sahibi olmak. Bizim en büyük avantajımız o. Biz işe hakimiz ve deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Bu sayede de aslında baktığınızda daha ilk toplantıdan itibaren çalışacağımız şirket bize güven duyuyor ve az önce söylediğim gibi biz zaten asıl söylemimiz şu: biz sizinle uzun dönem yol arkadaşı olmak istiyoruz. Kısa süreli bir ilişki içinde değiliz. Bu nedenle de zaten o güven unsuru en başta oluşuyor. Bu güveni sağlayan bir diğer etken ise bence 15 yıllık savunma sanayi geçmişiniz. Bu da eminim çokça faydalı oluyordur çalışma temponuzda. Özellikle savunma sanayi sektöründe yapmış olduğumuz danışmanlık hizmetlerimizde bu kesinlikle çok önemli. Çünkü şöyle, savunma sanayi bambaşka bir dinamik ve o dinamiğin içinden gelmediyseniz, o alanın içinden çıkmadıysanız gerçekten o alanda katkı sağlamanız çok mümkün olamıyor. Benim de en büyük avantajım tabii ki savunma sanayinin içinden çıkmam. Dediğiniz gibi 15 yıl boyunca savunma sanayi sektöründe çalışmış olmam ve bununla birlikte global bir yönetim danışmanlığı şirketinde deneyim sahibi olmam. Bu da dediğiniz gibi gerçekten çok büyük katkı sağlıyor bize. Çok güzel. Bunlarla birlikte güzel tecrübelerinizin ışığında çok güzel, genç, dinamik bir ekip oluşturmuşsunuz. Bu ekibi biraz sizlerden dinlemek evet. istiyorum. Yani bizim işimiz ekip işi. Yani tek başına yapılacak bir iş değil. Çünkü bizim hedefimiz de çok farklı. Böyle olduğu için tabii ki ekip çok önemli ve ben mümkün olduğunca kalifiye, yetenekli ve keyifli bir ekip oluşturmaya çalıştım. Şu anda ben dahil 17 kişilik bir ekibimiz mevcut. Ekibimiz zamanla da büyümeye devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Yani bu nedenle de aslında ekibimizin iyi olması, kalifiye olması bizim yaptığımız işler için de, gelecek için de çok önemli ve bizi öne çıkartıyor. Bir söylemek istediğim nokta da şu, eklemek istediğim nokta da şu. Bizim en büyük avantajımız yine esnek olmamız. Esneklikten kastım da şu: bir proje başlayacağı zaman bir müşteriyle konuşmaya başladığımızda biz hemen ona en uygun danışman arkadaşı bulup ekibimize katma potansiyeline sahibiz. Bu da bizi yine farklı kılan başka bir etken. Gayet güzel. 2021 yılı açısından nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz peki danışmanlık sektörü açısından ve sizce 2022 yılında sizleri bu sektörü neler bekliyor Erdinç Bey? Geçtiğimiz yıl açıkçası pandeminin gölgesine geçen bir sene oldu. Yönetim danışmanlığı sektörü de bundan çok etkilendi. Önümüzdeki sene pandeminin etkisini azaltmasıyla yönetim danışmanlığı sektörünün de çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. İnşallah biz de Benova Consulting olarak çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız önümüzdeki sene. İnşallah diyelim. Peki bu doğrultuda neleri planlıyorsunuz? İlerleyen zamanlar için hedefleriniz arasında neler yer alıyor? Şöyle söyleyeyim, bizim aslında şu ana kadar birçok müşteriyle temasımız oldu, birçok şirkette çalışma şansımız oldu ve baktığınızda bizim için söylenen şeyler hep olumlu, hep pozitif. Benim hedefim bundan sonrası için de hep bu pozitif söylemin devam etmesi. Bizim hakkımızda Benova Consulting ile çalıştık, bize şöyle güzel fayda sağladı, bizi şu noktaya getirdi denmesi. Hedefim bundan sonra da bu şekilde devam edilmesi, kaliteli bir şekilde iş yapmaya devam etmemiz. Erdinç Bey, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum sizlere ve ekibinize. Sohbetimizi noktalıyoruz. İzleyenlerimize ve özellikle yol arkadaşı olarak firmanızı tercih etmek isteyenlere, firmalara, markalara, yeni kuruluşlara neler söylemek istersiniz? Öncelikli temennim 2022 yılı hepimiz için çok güzel ve sağlıklı geçsin. Bunun dışında biz katkı sağlayabileceğimiz yol arkadaşlarımızla çalışmak için yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Siz de bizimle çalışmak isterseniz, bizi daha yakından tanımak isterseniz benovaconsulting.com web sitesinden ve sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yönetim danışmanlık sektöründeki farklı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren konuğum Genel Müdür Erdinç Mert ile sohbetimizi noktalıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz.
Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.